bir teheccüd namazını da tamamladık. Bugün 5. teheccüd namazı. Saat 2:15 geçiyor. Her gece. Ve 2:25 geçiyormuş. 2:15 dedim ama saat epey olmuş. Saatlerin farkında değiliz. Günün neredeyse 12 saatini Mescid-i Haram Kabe çevresinde geçiriyoruz. Saat 3 çeyrek gibi Cidde'den yola çıkıyorum. 4:30-5 gibi de Harem'e ulaşıyorum. Ondan sonra Umre derken teravih ve teheccüd. Aralarda da Harem içerisinde turluyoruz. 12 saat boyunca yürüyoruz günlük. Rabbim sizlere de inşallah ailelerinizle birlikte gelmeyi nasip eder. Sizlere de burada en güzel şekilde misafir eyler. Bu geceleri, bu ayları bu mübarek mekanlarda, kutsal mekanlarda geçirmeyi sizlere de Rabbim nasip eder. Her zaman dua ediyoruz. Rabbim önümüzdeki engelleri kaldırsın. Sizlere de imkanlar bahşeylesin inşallah. Gönlünüzde olanı hakkınızda hayırlı eylesin. Bu geceleri değerlendirenlerden eylesin. Ramazan'ın son 10 günü biliyorsunuz. Kadir bilmek. Peygamber Efendimiz çünkü şu gün dememiş Kadir gecesini. Genelde 27. gecesi olarak kutluyoruz ama son 10 gün ibadete ağırlık verilmesini istiyor Peygamber Efendimiz. Tekli gecelerde Kadir gecesinin aranmasını istiyor. Bundan dolayı gücümüz yettiğince ne kadar Cenab-ı Allah'a ibadet taatte bulunup ondan bağışlanma ve af dilersek o kadar yeridir diye düşünüyorum. Herkesin kendi gücü oranında zaten. Herkes yapıp ettiklerinden sorumlu. Yapabildiği kadar. Ve bildiğiyle insanlar amel etmek zorundalar. Ne kadar biliyorsan o kadar sorumlusun demektir. Hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyorum. Marayla fazla yukarıya kaldırmıyorum çünkü tepelerdeki projektörler görüntüde bozulmalar, ışıklarda yansımalar yapıyor. Aşırı parlak bir görüntü oluşuyor. Kadir gecesi biliyorsunuz bin aydan daha hayırlı olan bir gece. Meleklerin yeryüzüne inip Allah'ın kullarının yapıp ettikleri Cenab-ı Allah'a ulaştırdıkları bir gece. O gece yeryüzüne binlerce melekli bizim yapıp ettiklerimiz Cenab-ı Allah'a ulaştırıyor. Kur'an-ı Kerim'de Kadir adında da bir sure var. Şimdi de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz'e vahyedilmeye başladı. Bundan dolayı hem Ramazan ayı hem bu ayın 27. gecesi olarak kutladığımız Kadir gecesi bu ayın önemini bir kez daha bizlere hatırlatıyor. İlk iki çektiğim videoda telefondan kaynaklı ses problemi olmuş, donmalar olmuş. Fark etmedim. Yükledikten sonra fark ettim. Aslında hava falanında dua ederken Instagram'a bir görüntü yükleyeyim diye açmıştım. Baktım görüntüde donmalar var. O an fark etmedim. Zannedersem o an yaptığımız bütün şeyler sessiz olarak yansımış. Daha sonra teravih namazından hemen önce fark ettim. Telefonu açıp kapattım. Şimdi zannedersem ses normale döndü. Çünkü kontrol ettim videolarda ses nasıl diye. Şu an bir problem gözükmüyor.
mikrofonda garibim ne yapsın ya. Bizim hızımıza yetişmeye çalışıyor. O da bir full yapısı sonuçta. Özellikle ortam sıcak olduğu için mercekler ısınıyor, kamera mercekleri ısınıyor, ortamdan etkileniyor. Bundan dolayı da telefonlarda maalesef donmalar olabiliyor. Çok sık rastladığım bir olay değil. Genelde Samsung cihazlarda çok oluyor bu donma ve kasılmalar. O yüzden o firmaya yaklaşmamaya çalışıyorum. Ama maalesef buradaki sıcak her şeyi etkiliyor. Zemzem Tower'a geçiş noktası. Ondan dolayı hem karşı taraftan gelenler, hem Zemzem Tower tarafına geçmek isteyenler, hem biz ilerlemeye çalışıyoruz. Tam bir kesişim noktası. Birbirimize zarar vermeden, birbirimizi ezmeden geçmeye çalışıyoruz. Muazzama'dan canlı yayın var. Safa Otel'in duvarına monte edilmiş. Oradan da Kabe içerisindeki yoğunluğu görebiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Akşam saatlerinde güven müşteri de içeriye almadıkları zaman bakın diyorlar, tavaf alanı doldu. O yüzden sizi içeri alamayız. Orayı gösteriyorlar. Şu anda gerçekten metaf alanında dolmuş vaziyette. Bir şey fark ettim. Belki bir önceki videoda da söylemişimdir. Metafta umre tavafını yaparken belli bir bölümde dua edip sizlere aktarıyorum. Genelde 3 şart yapıyorum bu işi. O görüntülerin izlenme oranıyla benim böyle Kabe'nin etrafında dolaşıp çektiğim görüntüler arasında izlenmede farklar var. Kabe içerisinde sadece Kabe'yi çektiğim videoların daha az izlendiğini fark ettim. İlginç. Demek ki hepimiz diyoruz herhalde, her zaman Kabe'yi televizyondan görüyoruz. Bunun dışında bize böyle insanların neler yapıp ettikleri, kalabalık ortamlar lazım. Olabiliyor. Belki de tabii ki farklı işlerle meşgulüz. O anda farklı işlerle meşgul olduğumuz şu görüntüleri daha az izliyor da olabiliriz. Genelde herkes için dua etmeye çalışıyoruz. Hem kendimiz için, hem gene sizlerin sıkıntı, istek ve arzularıyla alakalı. Dikkatimi çekti yani. Tavaf videoları daha az izleniyor ama böyle çarşılar, insanların kalabalık oldukları ortamlar daha çok izleniyor. Evet.
Teheccüd sonrası izlenimlerimiz de bu şekilde. Ecdet bölgesine doğru hızlı bir şekilde ilerleyip araca ulaşacağız. Sonra da bizi bir saatlik bir yol bekliyor Cidde'de. Cidde ile bu arada Mekke'nin arası 100 kilometre. Nereden gelirseniz gelin takribi bir saat sürüyor. Işıklar derken, trafik yoğunluğu derken, işte yine burada her şehrin giriş çıkışında güvenlik noktaları var. Teftiş diyorlar onlara. Oralarda yavaşladık derken bir saat, bir saat 15 dakikada Harem'e ulaşabiliyoruz. Bu da güzel bir nimet bizim açımızdan. Hani bazılarınız otel fiyatlarını soruyor. İşte ev otel olduğu için aracın yakacağı şey otelin fiyatından geceliğinden daha ucuz. Belki bir otel fiyatına biz iki defa, üç defa gider geliriz Mekke'ye. Bundan dolayı çok fazla otelde kalmıyoruz işin açığı. Günübirlik gitmeyi daha çok tercih ediyoruz. Evimizde rahatça dinlendikten sonra ertesi gün tekrar gerisin geriye Mekke'ye gelebiliyoruz. Cidden'in bu açıdan çok büyük avantajı var bize. Evet, şimdilik sizlere iyi geceler diyorum. Herkese hayırlı sahurlar. Burada sahura, şurada 2 saat kaldı. Sahura hemen hemen beraber yapıyoruz ama iftarla aramızda 45 dakikayla 1 saat arasında bir süre var. Türkiye'den, Almanya'dan, Fransa'dan, Azerbaycan'dan, dünyanın dört bir yanından bizleri ilgiyle izleyen siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Elhamdülillah dolu dolu bir Ramazan kendi adıma yaşıyorum. Bu anlarda da sizlere videolar çekerek farklı yerlerden aktarmaya çalışıyorum. Dualarınızı da alıyorum bol bol. Dualarınızdan dolayı da Allah hepinizden razı olsun. Biz bir amme hizmeti yapmış olduk bu sene. Ömrümüz izin verdiği sürece, burada görevimiz devam ettiği sürece farklı mekanları, farklı yerleri ziyaret edip sizlere güncel videoları sunmaya çalışacağız. Hayırlı geceler, Allah'a emanet olun. Videoları izledikten sonra beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum.